kullandığım aromaterapi yağlarını sana anlatacağım. Neyi ne için kullanıyorum, ne yapıyorum, gel beraber bakalım. Öncelikle böyle bir buhardanlığım var ve bunun üstüne kaynar su ekliyorum. Kaynar suyun üstüne birkaç damla uçucu yağdan damlatıyorum kokusunu kullanmak istediğim. Altına da bir tane tea light yakıp yerleştiriyorum. Ve bu şekilde odada 4 saat, 5 saat aynı koku dönebiliyor. Arada içine koku takviyesi de yapabiliyorum. Yağları birbiriyle karıştırıyorum. Annenin o an neye ihtiyacı varsa, enerji, dinginlik, rahatlama, ona göre bir karışım yapıyorum ve bu şekilde anneyi doğumda rahatlatıyorum. Doğumda en çok kullandığım yağlardan bir tanesi lavanta yağı, ama bunun tıbbi lavanta olması çok önemli. Çünkü diğer lavanta türlerinin gebelikte, doğumda ve doğum sonrasında kullanımı anne ve bebek için zararlı olabiliyor. Yine önemli bir nokta, bu yağların aromaterapi yağı olması çok önemli. Hani aktardan satın alınan 10 liralık, 20 liralık, 30 liralık yağlar olmaması gerekiyor. Gerçekten bu yağların fiyatı aktardaki yağlara göre daha pahalı. Hatta ben gebelerime lavanta yağını doğum öncesinde de kullanmalarını öneriyorum. Gevşeme yaparken bir tane buhardanlık ediniyorlar az önce gösterdiğim gibi. Ve onunla evin içinde gevşemelerini yaparken, nefes egzersizlerini yaparken tıbbi lavantayı kullanıyorlar. Böylece koku hafızalarında lavantanın kokusuyla gevşemek birbiriyle meç oluyor. Yine doğumda en çok kullandığım yağlardan bir tanesi ada çayı yağı. Genelde annenin bileklerine sürüyorum ve anneye bileklerini koklamasını rica ediyorum. Ada çayının doğumu güçlendirici etkisi var. Kasılmaların etkisini güçlendiriyor. Biz de bundan bol bol faydalanıyoruz. Doğumda kullandığım yağlardan bir diğeri ise nane yağı. Annenin midesi bulandığında özellikle nane yağını burnunun altına sürüyorum ki o koku mide bulantısını azaltsın. Tabii bazen doğumda annenin burnu da tıkanabiliyor. Bu gibi durumlarda da yine nane yağını annenin burnunun altına sürüp olabildiğince annenin burnunu açık tutmaya çalışıyorum. Bunların haricinde odada koku verici olarak kullanmayı çok sevdiğim yağlardan iki tanesi ise ylang ylang ve bergamot yağları. Bu ikisinin de çok güzel böyle kadınsılığı açığa çıkarıcı, yani o güçlü benliği açığa çıkarıcı özellikleri var. O yüzden iki yağı beraber karıştırıp yakmak da gerçekten çok keyifli oluyor. Yine doğum çantamda muhakkak bulundurduğum limon veya portakal gibi bir turunçgiller kesinlikle oluyor. Bunun da enerji verici özelliği var. Özellikle annenin çok yorulduğu durumlarda hemen buhardanlığa birkaç damla ekliyorum. Bazen anneye koklatıyorum. İnanılmaz iyi geliyor. Anne tazeleniyor, yenileniyor ve doğuma devam ediyor. Bir de kendim yağ karışımları yapıyorum. Bu yaptığım yağ karışımlarıyla annenin çeşitli bölgelerine masajlar yapıp doğum kasılmalarını güçlendirmeye çalışıyorum. Mesela bu yağlarda karanfil, tarçın ve zencefilden oluşuyor. Tabii sadece bunlar değil, içinde başka birkaç yağ daha var. Bu yağların karışımıyla annenin doğum kasılmalarını güçlendirebiliyorum. Bunların haricinde yine masaj yapmada kullandığım baz yağlarım var. Jojoba yağı, Hindistan cevizi yağı, buğday özü yağı ve tabii ki tatlı badem yağı. Ve son olarak sarı kantaron, yani binbir delik otu dediğimiz ot var. Mucizevi bir yağdır. Bunu da doğum sonrası dönemlerde kullanıyoruz. Hatta Instagram'da bununla ilgili bir şey de paylaşmıştım. Pedin üstüne biraz sarı kantaron yağını döküp dipfrize atıyoruz ve sonrasında o pedi normal bildiğimiz ped olarak kullanıp oradaki yağın dikiş yerlerine gelmesini ve onları iyileştirmesini, rahatlatmasını bekliyoruz. Eğer doğumda özel eben yoksa ve aromaterapi kullanmak istiyorsan muhakkak bir tane buhardanlık ve tea light edinmelisin. Onun haricinde sana almanı önereceğim yağlarsa tıbbi lavanta ve ada çayı olacaktır. Çok fazla yağ almana gerek yok. Bunlar senin için yeterli olacaktır. Tıbbi lavantayı doğum öncesinde gevşemelerini yaparken de kullanabilirsin. Ama ada çayını doğum başlamadan kullanmamanı öneririm. Çünkü doğumu başlatıcı da bir etkisi var. Ona da dikkat etmek lazım.
Benim doğumda kullandığım yağlar bu şekilde. Bu yağlar doğum çantamda hazır bir şekilde bekliyor ve annenin durumuna göre gereken yağı gerektiği yerde kullanıyorum. Bazen hiç kullanmadığım da olabiliyor. Annenin ihtiyacı olmadığını düşünüyorsam ama ihtiyacı varsa muhakkak ona bir sürü yağ yakıyorum ve bu şekilde onun biraz daha rahat hissetmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Alternatif tıp yöntemlerinden en sevdiklerimden bir tanesi aromaterapi. Ayrıca kokuları da çok sevdiğim için bana da çok iyi geliyor. Odadaki herkese iyi geliyor o tatlı ve güzel kokular. Umarım aromaterapi ile ilgili hangi yağları kullandığım, ne yaptığımla ilgili kafanda bir şeyler şekillenmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.